bir fıtık var, bir kas tutulması var. Ama galiba fıtığın sonunda da kas tutulması olabiliyor. Dolayısıyla aynen, biz o kas tutulmasının sebebini gerçekten sadece kas tutulması mı yoksa fıtığa mı bağlı anlamamız lazım. İki tane maketimiz var. Bir fıtık maketimiz var. İsterseniz ona bakalım öncelikle. Bize biraz anlatır mısınız? Ya burada bel kemiklerini görüyoruz. Şurası kuyruk sokumu. Kuyruk sokumu. Bu aralarda kırmızı olarak gözükenler disk dediğimiz böyle yastıkçık yapısı. Bu bel kemiklerinin birbiriyle temasını önleyen ve aynı zamanda bir süspansiyon etkisi yapan, zıpladığımız zaman, hopladığımız zaman rahatlatan yapılar bunlar. Yine bu arkalarında, bel kemiklerin arkalarında şu kavun içi renkle gördüğümüz, turuncu renkle gördüğümüz sinirler. Bunlar omuriliğimizden çıkan ve bütün ve belde olduğu için bacaklarımıza giden sinirler. Bu aynı omurilik eğer boyun bölgesinde inceleseydik o zaman kollarımıza giden ve vücudumuzun gövdesine giden sinirlerin buradan teker teker çıktığını görebilirdik. Şimdi peki, bu bizi ortadan şöyle kesseler tam yan dönsek bu yandan, bu hiza. Evet, şöyle yandan kestiler evet, ve yan bakıyorlar. Evet, yandan bakıyoruz şöyle tam ortadan yandan bakıyoruz. Peki fıtığımız var ise. Evet buradan bir fıtık çıktı. Görüyoruz aslında bu. Bir daha göstersen onu Aytu. Şu anda hiçbir şey yok. Şu an bir şey yok. Bunun oluşması tabii ne kadar süre alıyor? Nasıl? Bunun oluşması yani bazı insanlar çok hızlı olabiliyor. Bazı insanlarda daha yavaş yavaş olabiliyor. Aslında bu pembe renkli gördüğümüz fıtık şu kırmızının devamıdır. Yani burada ayrı gibi gözüküyor ama yani bu kırmızı normalde bakın normal yerinde duruyor. İkisinin tam ortasında. Hani ne ileri doğru taşmış ne geriye doğru taşmış. Ama burada baktığınız zaman geriye doğru böyle bir çıkıntısı var, taşması var. Dolayısıyla ve ne yaptı siniri? Siniri bastırdı. Bastırdı. Normalde sinir şu şekilde serbest. Gayet rahat hareket ediyor. Öne eğiliyoruz, arkaya eğiliyoruz. Hiçbir problem yok. Ama bu şekilde fıtıklaştığı zaman bu kırmızı kısım, disk dediğimiz kısım, siniri bastırıyor, sıkıştırıyor. Ve bir sinir için en önemli şey onu sıkıştırmaktır. Yani siniri sıkıştırdığınız zaman çok şiddetli ağrıya neden olur. Peki bu da ağrıya neden olur. Sahibi nasıl hissediyor şimdi? Böyle bir fıtık varsa. Şimdi böyle bir fıtık varsa, buradan bakacak olursak, mesela şurası kuyruk sokumu diyelim. Şimdi 5 tane belde biliyorsunuz kemik var. 1, 2, 3 burası alttan 5, 4, 3 diye İkinci saysak daha iyi. Evet, 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arasındaki bir şey. Burada bu hastamız bacağın ön yüzüne doğru yayılan, belinde de ağrısı olabilir bu hastamızın. Ve bacağın ön yüzüne doğru yayılan bir ağrısı buna eşlik edebilir. Hani bacağın arka tarafında olduğu zaman genellikle siyatik ağrısı diyoruz. Bu siyatik değil, siyatik olması için daha çok 5 ile kuyruk sokumu arasında, 5. kemikle kuyruk sokumu arasındaki eğer sinir sıkışırsa daha çok siyatik ağrısı o zaman ortaya çıkıyor. Ama burada daha bir farklı bir ağrı ama bacağa yayılması önemli ağrının. Genellikle biz birkaç gündür, 4-5 günü normal kabul ediyoruz kişiden kişiye değişmekle birlikte. Ama eğer daha fazla uzarsa bu süre, bir haftaya geçerse, 10 gün, 15 gün gibi ağrılar devam ederse, acaba bu kas spazmı ya da bu kas tutulması altında bir şey mi var? Çünkü bu hiçbir şey olmadan da ortaya çıkabilir. İşte bir rüzgar almışsınızdır, işte ne bileyim öne eğilip bir ani hareket yapmışsınızdır, ters bir hareket yapmışsınızdır. Buna bağlı ufak bir incinme, kas tutulması olabilir. Aslında kas tutulması koruyucu bir önlemdir. Yani kas tutulması kötü bir şey değildir aslında. Vücudun kendini savunma mekanizmasıdır. Neden koruyor vücut kendini? Vücut kendini daha fazla yaralanmadan koruyor. Yani bir miktar hasarlanma var. O hasarlanmayı ne yapmaya çalışıyor? Bir nevi bir doğal korse gibi sabit tutmaya çalışıyor. Yani mesela buradan örnek alırsak, bu omurların birbiri üstündeki dengesi bozulduysa evet, eğer ve artık o denge bozulmasına da sinir sıkışıyorsa kas onu düzeltmeye çalışıyor herhalde değil mi? Evet. Toparlamaya çalışıyor yani. Şöyle yapmaya çalışıyor. Bunun etrafındaki kaslar tamamen kasılıyor. Çünkü eğer bu fıtık haliyle anormal birkaç hareket daha yaparsa, bu öne doğru eğilme, yana doğru eğilme, yani fazla hareket yaparsa bu fıtık Allah korusun bu sinirin kesilmesine neden olabilir. Yani sinirin ciddi hasarına kopartır neden olabilir. Sinir orada. Siniri kopartabilir ki öyle hastalarımız da olabiliyor. Dolayısıyla vücut diyor ki aman diyor burada diyor fıtık var diyor. Siniri sıkıştırmış diyor. Ben burayı bir kasılayım ki böyle hareketleri yapamasın, kıpırdamasın kişi, kıpırdamasın ki daha ileriye problem ortaya çıkmasın. Yani vücut bunu aslında mantıklı olarak sizin bizim lehimize bu şeyi işletiyor. Kendini süreci korumaya çalışıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Ama bir bakıyorsunuz bu koruma şeyi eğer çok uzarsa, buradaki problem gerilemesine rağmen spazmın devam etmesi, o kas tutulmasının devam etmesi kendisi bir problem haline gelebiliyor. Yani burada küçüldü fıtık ama ona rağmen kas devam ediyor. Kas kasılıyor. Peki kas nasıl kasılıyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Evet.
Burada bacağımızın bacağımızdaki baldır. Bizim baldır kasımız, gastrokinemius dediğimiz tıbbi dilde. Evet. Biz bu kası herhalde en fazla gece kramp girerse hissediyoruz, fark ediyoruz. Aslında bu kas çok önemli bir kas. Bu kas olmasaydı ayakta duramazdık. Yani bizim ayakta durmamızı sağlayan kastır bu. Çünkü baldır kasınız eğer kasılamazsa vücudunuzun dengesini sağlamanız mümkün değil ve ayakta durmanız mümkün değil. Ama çok kasıldığı zaman da işte çok ayakta uzun süre mesela alışverişe gittik işte değil mi? Bazen oluyor büyük mallarda, alışveriş merkezlerinde zaman zaman yaşıyoruz biz de. Hani bitmek bilmiyor mesela alışveriş. O dükkana girelim, buraya girelim, buraya girelim. Hanım çok alışveriş yapıyor galiba. Yok öyle bir mesaj vermek istemem. Bugün izliyor çünkü programı, sonra evde sıkıntı olmasın. Sevgiler gönderiyoruz ama. Evet, buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Ama bir de torbalarla şeyler bütün gün bir kere eve ulaşmak bile sorunken evet. Trafikte her yerde ayakta. Ama varise karşı da çalıştırdığımız kas yine bu kas. Evet. Pompalayan. Evet. Bizim damarlarımızı pompalayan aynen. Kas bu kas. Aynen. Ve kasılma bu şekilde. Kasıldığı zaman gevşiyor. Şimdi aslında kasılma gevşemeyi çok kısaca söyleyebilirim aslında. Tabii. İlginç mekanizması var. Şimdi bu çıkan sinirlerin hepsi birer kasa gidiyorlar. Yani eğer sinirler olmasaydı biz hiçbir kasımızı çalıştıramazdık. Ya yani kas kendi kendine çalışması mümkün olmayan bir yapı. Oraya mutlaka bir sinir uyarısı gidecek. Bazısı otomatik olarak gider, bazısı benim istemli hallerimle gidiyor. Şimdi burada otomatik olarak gittiği zaman bir sinirden bir salgı oluyor. Asetilkolin diyoruz. Salgı oluyor ve kas kasılıyor. Kas kasıldığı zaman kasın hücrenin içinde kalsiyum ortaya çıkıyor. Kalsiyum ortaya çıktığı zaman bu hücreler birbiri arasına giriyor, kas lifleri ve kasılma gerçekleşiyor. Çok uzun süre kasılma olursa, buraya kasa giden damarlar da var tabii. Orayı besleyen, kan akımını besleyen. O kan oraya gitmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Kas kasıldığı zaman damarlar büzüşüyor. Yeterli kan kasa gidemiyor. Yeterli kan gidemezse bu sefer biraz daha salınım arıyor, biraz daha kasılma. Kan gitmiyor, daha çok kasılıyor. Kan gitmiyor, daha çok kasılıyor. Ve dolayısıyla ne elde etmiş oluyoruz? Kasılmış ama bir türlü gevşeyemeyen bir kas ortaya çıkmış oluyor. Aslında bunun mekanizması bu. Peki kramplar farklı bir şey mi, aynı mekanizmada mı çalışıyor? Yani bu şekilde kasılıp kalıyor mu kramplar? Kramplarda biraz daha farklı bir mekanizma var. Ama asıl kasılma mekanizması tabii ki aynı.